O sevgilinin mezarıdır. Diotima çoktan ölmüştür. Fakat mezar Hiperion'a aittir. Şimdi artık tek ağızları, tek bedenleri ve nihayet baktıkları aynı gözleri vardır. Onlar artık birbirlerinin hiçbir sözüne sağır kalmayacaklardır. Bedenini kaybettiği sevgilisinin böylece bakışlarını kazanan aşkın sevincini şu sözlerinde duyuyorum. Dünyayı nasıl gördüğünü merak ediyordum her zaman. Affedersiniz. Diotima neydi? Düşün şimdi Hiperion. Diotima neydi? Biricik ve her şey olan Diotima'nın adı güzellikti ya da Hiperion'un mükemmel göksel varlık kadını verdiği onu okyanusa götüren başka bir nehirdi. Hiperion'un en kutsal şey olarak gördüğü Diotima ondan hayatı unutmayı içtiği Lethe nehriydi. Hatırlama ve refleksiyonun ürünü bu mektuplar içinde Hiperion'un yaşadığı metamorfozlara tanık oluyoruz. İlk mektuptaki Hiperion son mektuptaki Hiperion değildi. Çünkü Hiperion önce bir aşığa sonra bir sevgiliye sonunda Diotima'yı ya da her şeyini kaybedince tekrar bir aşığa dönüşür. Hiperion birlik ve refleksiyonun her zaman birbirine karşıt olduğunun farkındaydı. Neşeyi doğanın güzelliği ortasında kutsal kendini unutuşta buldu. Fakat bir refleksiyon anı onu alaşa eder. Bu nedenle o düşünmeyi değil düş kurmayı tercih eder. Şöyle der, insan hayal kurarken bir tanrıdır, oysa düşünürken bir dilenci. Güzeli iyiye kurban eden Hiperion, güzelliğin değerini çok geç farkına vardı. Kendisiyle ilgili olmayan görevlerin işlerin peşinde kendisini daha da güçsüzleştirdi. Hiperion doğanın içinde olmanın ya da hayal kurmanın onun için daha güzel olduğunu fark edip şöyle diyor. Tekrar yola çıktığın yere tabiatın kollarına o değişmeyen sakin ve güzel yere dön Hiperion. Bakın, bakın Hiperion kendisini yalnızlıkla nasıl suçluyor. Şöyle diyor. Düşünüyorum ve kendimi daha önce olduğum gibi buluyorum, yalnız. Ölümlülüğün tüm kederi ve yüreğimin sığınağıyla ebedi birlikte dünya kaybolmuş. Tabiat kollarını kapatıyor ve onun önünde bir yabancı gibi kalıyorum ve onu anlamıyorum. Tabiata dönebiliriz. Tabiat bizi önyargısız kabul eden tek şey. Yeryüzüne dikilen duvarları gökyüzünden inen bir yağmur yıkıyor. İşte böylece aşk olayından uzak duran biri, daha güçlü bir oyunu sergileyen bir kimse olarak tabiatla birlikte geri dönüyor. Varlığın mükemmel ifadesi çabalarının ulaştığı yer, nihayetinde bir özlemdir. Felsefeyi ya da metafiziği bugüne getiren şey, bütünlük iddialarında bulunan kusurlardı. İdeal olanın yüksekliğinden kahin Diotima'nın merdiveni işte bu nedenle uzanıyor ve Platon'un mağaraları işte bu nedenle diyalektik yürüyüşe çıkıyor. Hiperion adı etimolojik olarak öteye giden kimse anlamına gelmekle bu yolculuğu anlatıyor. Romanın son cümlesi onun vaadidir. Gelecek sefere daha fazlası. Çünkü Hiperion ötelere gidişinden kendisini alıkoyamayaz. Bunu düşündüğünde refleksiyonel defasında ona daha fazlasını veriyor ve Hiperion romanı bunun bir kanıtıdır. Şimdi sonuca doğru geleyim. Aristofanes'in anlattığı efsanede Paçtos'un sevgilileri Aysun Yıldırım'ın bize hepimizin cevaplaması gerektiğini düşünüyor olarak sunduğu sorusu Paçtos'un sevgililere sorduğu birbirimizden ne istiyoruz? Bu soruya Hiperion ve Diotima'nın cevaplarını bulmak zorundaydım. Buldum da. Onlara göre sevgililer birbirlerinden ne istediklerini bilmeyebilirler. Hiperion şöyle diyor. Henüz bilmiyorum fakat seziyorum. Sevgiliden ne istediğinizi eğer bilseydiniz, sonraki hayatınız o ele geçirdiğiniz şeyin aşk olduğunu kendinize ve başkalarına kabul ettirmekle geçecekti. Bir yol ölçülebilir ve hükmedilebilir olduğundan öteye gidiyor diye onu suçlayabilir miyiz? İnsanın sonlu yeteneklerini geride bırakarak öteye uzanan özellikleri yok sayılabilir mi? İnsanı doğrunun ve iyinin ötesine duygu götürmedi mi? Duygu bir bilgi alanı mı? Hayır. Bir ahlak alanı mı? Yine hayır. Elbette bilgili olun ve mümkünse kendi ahlakınızı geliştirin. Bunların var olduklarının anlaşılır olduğu biricik yer
bir kimsenin aşk oyunları için inceltmeye çalıştığı duyarlılığıdır. Sevgili konuklar, burada anlattığımız aşk anlayışlarıyla kendinizi test ediyorsunuz değil mi? Öyle tabii. Çünkü aşkı düşünen bir kimseyi bu aşk görüşlerini tamamı sorgular. Kaçamazsınız. Her şeyi yendiğinde buna saplandım diyorsunuz. Rahat olun. Bakın. Savaş tanrısı Ares bile aşka karşı koyamaz. Sonunda Afrodite'nin aşkı onu ele geçirir diyor Agaton. Peki aşk için nasıl hazırlanıyorsunuz? Başka şeylerin üstüne inşa ettiğiniz saygıdeğer ve kutsal diye kabul ettiğiniz fakat gerçekte başkalarının ön yargıları olan şeylerle mi? Hatırlayın, o ön yargılar size başkaları tarafından üstelik zorla ezberletilmedi mi? Sevgilinizle birlikteyken o gül dalı elleriniz şunu sormuyor mu? Bizim kutsal sözlerimiz ya da yazgı şarkımız tekrar etmeye değer bir şeyimiz olmayacak mı yoksa? Aşın sevgiliyle kendisine açtığı aşk boşluğunu hangi teselli doldurabilir? Söz konusu aşk ise eğer ebedi kurtuluş yoktur. Teselli ne olursa olsun boşluk her defasında öylece kalır. Bakın işte bu beş kitapta anlatılan aşkın açtığı boşluk o aşk olan hikayesiyle kalıyor. Evrendeki sevgiyi bu 3-5 kişiyi hapseden bu zalim tutumun kaynağı sanırım onu her defasında bir şeye benzetme saplantısı. Haklısınız. Platon'un kaçındığı çirkin şeylerle dolu bir dünyada onları birbirine benzetmemek mümkün değil. Fakat aşk hep başkadır. Aşkın her durumda farklı olduğunu Agaton'un aşk anlamak için onu aşk olaylarından ayırarak düşünmek zorunda kalmasında anlayabiliriz. Fakat Agaton'u okurken dikkatli olmamız lazım. Çünkü aşkın kendisini düşünmek bir kimseyi aşk olaylarından koparır. Koparabilir değil, koparır. Sonuç olarak aşk çalışmalarımda iki şey buldum. Birincisi, öyle görünüyor ki aşık kendisini öldürmedikçe orada soylu aşk yaşanmıyor. Bu romanlarda da dikkat ederseniz aşkın yaşanan biçimi çoğunlukla bayağı. Aşk olaylarının içinde ancak aşk oyunlarıyla var olabiliriz. Erik Samakos'un alışmamamız gereken göz kamaştırıcı başka bir saptaması daha var. Aşk hayatınızı kendi haline bırakamazsınız. Çünkü bu durumda bayağı aşk ağır basacaktır. Bu nedenle kesintisiz olarak ver durumda. Yılmadan ve yorgunluk nedir bilmeden soylu aşk için çaba harcamalıyız. Aşıkların çabasının her zaman az ya da eksik bulunmasının nedeni işte bu değil mi? İkinci bulduğum şey ise sümpozyonda bulunan kimseler arasında aşk hakkında yalnızca Sokrates bir diyalog kurmaya çalışıyor. Ötekiler sadece kendi konuşmalarını kesintisiz ve başka kimseleri içermeyen bir söylem olarak sunuyorlar. Bir monolog yapıyorlar. Çünkü aşkın nasıl yaşandığına ilişkin sadece Sokrates'in yaşamı söz konusu olabilir. Diğer konuşmacılar aşk hakkında yalnızca teorik konuşuyorlar. Belki de yaşanan haliyle çoğu zaman buraya dikkat edin ya bayağı olduğu için ya da öyle muazzam bir aşk olayını anlatacak sözcük bulamadıkları için konuşmacılar aşk hakkındaki sözü kendilerine getiremiyorlar. Oysa felsefe her durumda her konuda sözü kendine getirmektir. Sevgili konuklar, bizi dinlediniz. Bir kez de bu kitapları okumanızı öneriyorum. Çünkü aşkın gölgesinin gölgesi de kendisidir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.